çıkmıştı. Ya önce yer ortada. Rakibimiz tabii çok değerli bir rakip. Büyük bir rakip. Türkiye'nin en büyük takımlarından bir tanesi. Onun için onlarla oynamak keyifli. İlk devre onlar oynadılar. İkinci devre biz oynadık. Dolayısıyla seyredenler güzel bir maç seyrettiler. Maçın hakkı baktığımda beraberlik doğrusuydu. Biz de galip gelebilirdik. Onlar da galip gelebilirdi ama ya maç keşke Halis Hoca bir 5 dakika daha uzatsaydı. Çünkü çok keyifliydi. Bir o kaleye bir o kaleydi. Yani beraberliği kimse istemiyordu. Kazanmak için bir o kaleye bir o kaleye. Dolayısıyla bu soğuk havada içimizi ısıttılar. İki takıma da teşekkür ediyoruz. Tebrik ediyoruz oyuncuları. Bu soğuk havada seyredenler de keyifli bir maç seyrettirdiler. Renk katmaya devam ediyoruz. Biraz pozisyonumuz geriye aşağıdayız ama yani biz bu ligden gitmeyiz. Bu ligi seviyoruz inşallah. Önümüzdeki maçlarda çok daha iyi sonuçlar alacağız. Hikmet Hoca'ya bazen protestör oluyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Önümüzdeki haftalarda bir tasarrufunuz olacak mı? Yoksa teknik ekiple yola devam etmeyi düşünüyor musunuz? Ya böyle bir soru bana sorulmaması lazım. Yani Türkiye'deki en son başkanım. Ya başkanım. Benim öyle bir derdim yok. Yani 10 maçta kaybetse Hikmet Hoca bizde. Bugün ama ona bağırmadılar. Bugün benim günümdü. Kısmetti. Ben aldım bugün istifalar diye. Dolayısıyla seyirci mağlup duruma düşünce birisini suçlama gereği duyuyor. İşte bir gün beni bir gün onu idare edip gidiyoruz. Ama sene sonunda inşallah dururlar. Seneye bakarız. Bunlar normal. Küfür etmesinler, şiddet yapmasınlar, protesti. Yalnız Lazlık var tabii. Biz diyoruz ki maç bittikten sonra yapın. Yani daha maçın ortasında 20. dakikada 25. dakikada bunu yapmak, morali bozmak yerine destekleyin. Sonunda da protestonuzu yapın ama Lazlık kolay değil. Biraz geç anlıyoruz herhalde onun için oluyor. Ama bunlar futbolun içinde olan şeyler. Normal karşılıyoruz. Kuveyken eksikliğini hissettiniz mi? Ya Kuveyken bizim için büyük bir silah. Yani eksikliği hissedilmemesi gibi bir durum söz konusu değil. Bizim takımın çok büyük bir gücü. Hissettik. Ama dediğim gibi bir takımın bir kişiye bağlı olması çok doğru değil. Ondan çıkmaya çalışıyoruz. Bizim büyük bir gücümüz. Ama dediğim gibi çocuklar ikinci devre müthiştiler. Yani sonuçta Galatasaray'la oynuyorsunuz. Galatasaray gibi bir takıma Galatasaray herhalde bu sezonun en yüksek koşu rekorunu kırdı. Bizim maçta biz 120 koştuk, onlar 118. Biz zaten ligin en çok koşan takımlarından bir tanesiyiz. Ama güzel tempolu bir mücadele oldu. Onun için hoca 2 dakika daha uzatsaydı rekor kıracaktık herhalde. Ama sonuç hayırlı olsun. Galatasaray'a da başarılar diliyoruz. Karabükspor Başkanı'nın açıklamaları çok konuşuldu Tudor'un transferi konusunda. Sizin açıklamalarınız her zaman örnek alınacak açıklamalar. Sizin düşüncenizi merak ediyorum. Igor Tudor'un Karabükspor'dan Galatasaray'a transferini nasıl yorumluyorsunuz? Bu konuda yorum yapmam söz konusu değil. Benim ne yorum yapacağımı biliyorsunuz. Ya da benzer bir sizin başınıza gelseydi. O iki takımın kendi şeyinde. Bizim tasarrufumuz farklı olurdu. O açıdan ama sonuçta Galatasaray Kulübü'nün kendi kararı, iç şeyini bilemeyiz. Karabük'ün de iç şeyini bilemeyiz ama dediğim gibi farklı bir şey. Bu açıdan hayırlı olsun, iki tarafa da hayırlı olsun. Onun için bu konuda yorum yapmak çok doğru değil, bize düşmez yani. O açıdan farklı bir şey. İyi bir hoca, inşallah başarılı olur. Karabük'e de başarılar diliyoruz. Teşekkürler. Sağ olun, iyi günler. Sağ olun.